Bizler yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimize Cumhuriyet tarihindeki en büyük maaş zammını, maaş artışını sağlayan milli görüşün temsilcisi yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimizin derdiyle dertlenmeye ve onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Sürekli olarak hemen hemen her konuşmamızda yıllarını bu ülkeye hizmet için vermiş olan ve yaşlılığında en azından rahat ve konforlu bir hayatı hak eden bu emeklilerimizin derdiyle dertlenmeye de sorunlarını dile getirmeye de devam edeceğiz. Bakınız bugün Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yaptığı araştırmaya göre Temmuz ayında açlık sınırı Türkiye'de 20.776 liraya yüksel. Yoksulluk sınırı 62.302 liraya yüksel. 20.770 ve 62.300. Ne demek bu? 4 kişilik bir ailenin yoksul olmaması için, temel ihtiyacını kimseye muhtaç olmadan kendisinin karşılayabilmesi için, hayatını sürdürebilmesi için 62 bin lira aylık para lazım. 5 kişilik aile olursa 75 bin lira para lazım. 75 bin liranın altında geliri olan 3 çocuklu bir aile Türkiye'de yoksul sayılıyor. 62 bin liranın altında geliri olan 2 çocuklu bir aile Türkiye'de yoksul sayılıyor. 4 çocuğunuz varsa 90 bin lira aylık geliriniz olması lazım. Lüks yaşamak için değil, her şeyi istediğiniz gibi yapabilmek için değil. Sadece temel ihtiyaçları karşılayıp kimseye muhtaç olmadan hayatınızı idame ettirebilmek için. Böyle bir ortamda açlık sınırının çok altındaki maaşlarla adeta süründürülen emeklilerimizin en düşük maaş alanları 12.500 liralık bir maaşa layık görüldü. Diğer daha yüksek maaş alanlara ise herhangi bir artış yapılmadı. Onlarda da sıfır artışa layık görüldü. 12.500 lira. Bugünün ismini vermeyelim. Bir önemli zincir dondurma ve pastane işi yapan dondurmanın kilosunu 1000 liraya satmaya başlamış. 1000 liraya dondurma satılan bir ülkede 12.500 liraya geçineceksiniz. Ev kirası, doğalgazı, elektriği, gıdası bırakınız dondurmayı Domatesin, limonun kilosunu 70 liraya, 80 liraya satıyor. Bir karpuz almaya kalksanız 300 lira, 400 lira tutuyor. Böyle bir ortamda yıllarını bu ülkeye vermiş insanlar ayda 12.500 liraya geçinecekler. Açlık sınırının 20.000 liranın üzerinde olduğu, yoksulluk sınırının 62.000 liranın üzerinde olduğu bir ülkede 12.500 liraya geçineceksiniz en düşük emekli aylığının mutlaka asgari ücrete endekslenmesi gerekir ve bu asgari ücret de Temmuz'da mutlaka arttırılması gerekir çağrılarımıza kulak tıkayan iktidar hem bunu endekslemedi hem asgari ücreti arttırmadı hem de üzülerek ifade ediyorum milyonlarca emeklimizle adeta dalga geçer gibi 12.500 liralık bir maaşı kendilerine layık gördü. Efendim %25 oranında iyileştirme yaptı. Yaptınız ama taban fiyat zaten sembolik bir rakam. 10 bin lira. 10 bin liraya yüzde 25 iyileştirme yapsanız ne olacak? Yüzde 50 yapsanız ne olacak? İşte açlık sınırı ortada, işte yoksulluk sınırı ortada. Geçen yıla göre vergiler yüzde 120 ile yüzde 200 arasında arttı. Konut kiralarına yüzde 65 oranında zam yapılmasının önü açıldı. Elektriğe bir senede yüzde 38 zam yapıldı. Gıda fiyatları zaten malum kontrol edilemez bir durumda. TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 75. Gıda enflasyonu daha da yüksek. Dünya enflasyon üçüncüsü. Avrupa enflasyon birincisi bir ülkede yaşıyoruz. TÜİK'in enflasyonunun dahi yüzde yetmiş beş olduğu bir ülkede on bin lirayı on iki bin beş yüz liraya çıkardılar. Tabii ki böyle bir ortamda emeklinin yaşamını idame ettirebileceğini düşünmelerinin yanında emeklilerin verdikleri bu maaş zammından memnuniyet duyacağını umarak bu zammı bir müjdeymiş gibi açıklamaları da aslında çok büyük bir gaftır. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Milletin, dar gelirlinin, emeklinin, emekçinin gündeminden kopmuşlar. Milletten uzaklaşmışlar. Ve bu paraların hesabını artık yapamayacak noktaya gelmiş. 10 bin lirayı 12 bin 500 lira yaptık diye aslında insanın sıkılması, çekinmesi, üzülmesi lazım bunu ifade ederken. Bunu bir de bir müjdeymiş gibi açıklayabiliyorlar. Tabii bu emeklilerimize hükümetin yıllardan beri süre gelen ekonomik başarısızlığının faturasının yüklenmesini asla kabul edemeyiz. Yeniden Refah Partisi